Bu bakımdan yadırgadım. Yarın herhalde geçsin öğreneceğiz. Peki. Ersan hocam. Mustafa Destici ile ilgili hmm. yaptığı açıklamalarla ilgili e, terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edilmelidir diyerek bütün partilere karşı bir paylaşım yaptı. Ama öncesinde size şunu da sormak istiyorum. Siz sosyal medya üzerinden etiketlediği, etiketlediği için biz bir önceki programımızda da Mustafa Destici'yi konuştuk. E, biz burada kendisinin hayvanlarla ilgili yaptığı itlaf çağrısına şiddetle karşı çıkan açıklamalar yaptığımız halde Ersen Hoca da öyle tepki gösterdiğimiz halde her canlının yaşam hakkına saygı duyulması gerektiğini söylediğimiz halde ee, başı baş sokak sorunu yoktur, çalışamayan belediye sorunu vardır. Buna bütçe ayırmayan iktidar vardır dediğimiz halde. E, ilginç bir şekilde sizin sadece bir cümlenizi kesip kendisi evet biz de sizin gibi düşünüyoruz diye bir paylaşım yapmış. Anlamamış sanıyoruz desteciğim. Bir kez daha ben gerekli yorum yaptım ama altına siz de bunu açıklık getirirseniz e, biz sokaktaki hayvan katliamını savunmuyoruz sayın desteciğim. Birincisi şu İsveç meselesine bir iki cümle ilave edeyim. İsmail Türkiye Cumhuriyeti'nin şartları şu olur. Bu milletin beklentisi de o. Amerika Birleşik Devletleri ve İsveç gerek bu Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde gerekse de kendi iç e, mekanlarında, ülkelerinde PKK'ya desteği bitirecekler, son verecekler. Bir bu. ikincisi Amerika Türkiye Cumhuriyeti'nin beklediği hava savunmasında F-16'ları verecek. Üçüncüsü de Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyette bulunanların faaliyetlerine son verecek. Net. Bu şartlar belli. İnşallah maşallahlarla oyalanacak bir zamanımız yok bizim. Bunu söylemiş olayım, netleştirmiş olayım. Bunlar alınmadığı sürece Türkiye Cumhuriyeti masada kolay lokma olmamalıdır. Olursa bundan daha kötü oluruz. Olur vermezseniz bu şartlar gerçekleşmeden, olur vermezseniz ancak bu kadar olur. Biz kendi derdimizi kendimiz çözeriz. Şimdi Sayın Destici'nin benim geçen Programda e, sokak hayvanları ki iyi bir tabir değil ama kullanıyoruz evet, maalesef bir gerçek. Söylediğini şimdi çarpıttığını yeni öğrendim. Bunu söyleyeyim. Bir ben defa bir videoları defa, paylaştım kendisinin defa, sosyal medya hesabından. E, rahmetli sizi yanlış anlamışsınız. Rahmetli dedim. Mustafa Kemal Atatürk bakımından zaten sokak hayvanlarıyla ilişkilendirecek bir açıklama yapmadım. Yapmam. Alakası da yok. Çok farklı konular bunlar. Sokak hayvanlarıyla ilgili öyle itlaf denilen öldürme, yani yumuşatmasın kimse. Kardeşim kimsenin böyle bir hakkı olamaz. Kimse de böyle bir yöntemi çözüm diye önümüze getiremez. Hatta dinimizden örnekler verdim. Evet. Net örnekler verdim. Ya domuzun bile etini yemek haramdır derken Hazreti Allah öldür demiyor. Yeme diyor sadece kardeşim. Sen nasıl bir çözüm... 21. yüzyılın 3. 10 yılında itlaf diye bir öldürme kavramını çözüm diye önümüze koyabilirsin. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hayvan katliamları da şey, artık bu şey, çağda üzerine bakın. yani. Çok tehlikeli geliyor. Yine gidiyor. sosyal medyada birkaç gündür emniyet güçleri uğraşıyor. Bir grup saçma sapan paylaşımlarda ki o bir hareket tarzı, o farklı. O toplumun sinir uçlarıyla oynama. Tabii tabii. tabii, o, tabii. Onun onu onların hedefi farklı. Tabii. Ama emniyet güçlerinin ilgili Cumhuriyet ee, başsavcılıklarımızın sosyal medyadaki o kabulü mümkün olmayan e, ilginç sözler de söyleyerek tahrikkar e, açıklamalar ve davetler yapanlarla ilgili yasal yolları zaten işleteceklerdir. Bir an önce gereği de yapılmalı. Yani zaten sosyal açıkça şunu dediler. Bir sonraki sosyal, sosyal, hedefimiz çocuklar yapmışlar. Ya İnanılmaz bakın bir efendim şey. şöyle söyleyeyim. 40 pencere metodu diye bir metodu, cam metodunu anlattım. Eğer küçük hukuka aykırılığı önlemezsen büyüğünün önüne geçemezsin İsmail. Bir yerde Cam kırılmışsa o kıranı bulacaksın, gereğini yapacaksın. Yapmazsan evi de yakar, kundaklarda, yağmalarda her şeyi yapar. Bunun adına dünyada kırık cam veya pencere metodu denir. Yani büyük suçları önlemek için daha küçüklerini engellemen lazım. Onların önüne geçmezsen, faillerini yakalamazsan onlar bundan cesaret bulur. Sokakları kendilerine ait mekanlar zannederler. Dolayısıyla sosyal medya üzerinden sosyal medyayı son derece yanlış kullananlar var. Arkasında olanlar vardır. Bunların maksatları vardır. Bunlarla ilgili emniyet müdürlüğümüzün, genel müdürlüğümüz siber suçlar dairesi, herkes teyakkuz halinde. Öyle biliyorum. Bu bitirilecek. Bu bir şekilde eninde sonda bunların failleri yakalanacak. Yani, Yakalanmalı. Hocam onlar hadi 14-15 yaşında. Kullanıyorlar e, Kullanılan onları. şey. Profesör onları. görüyoruz. Öldürülsün, katledilsin diyen bir canlı yeryüzünde Bakın, yaşayan bir canlı. Nasıl katledebilirsiniz? Bunun, hangi hakla? Hangi bunun, sıfatla? Bunun çözüm olarak ortaya koyulması ayıp günah kabulü mümkün değil. Türk millette, İslam aleminde olanlarda, Müslüman olanlarda hiçbir zaman böyle bir çözümün yanında olamaz. Çünkü her canlı kadar onların da bu dünyaya gelme gönderilme sebepleri var. Siz bu canı bu şekilde alamazsınız. O hayvanların sorununu çözme yükümlülüğümüz var. Çevre hakkı denen bir hak var. Belediyelerin yükümlülükleri var. Belediyelerin barınakları kıymhane olmamalıdır arkadaş ya... ...oralar gerçekten bölüm bardak kampı olmalı... ...bunda part ayırımı atla. da yapmıyorum... ...hemen birçok belediye... ...aynı günahın, aynı hatanın içinde... ...özel günler düzenliyorlar... ...birkaç fotoğraf, film, tabii, video... Tabii. ...arkası yallah... ...ya kardeşim medeniyetten bahsediyoruz... ...öyle diyoruz, böyle diyoruz... ...Kadir Şinasız diyoruz... ...ya bu neticede sen bulduğun çözüm bu mu... ...kısırlaştırma diyorsun... ...onu yaptıramıyorsun, tedavi diyorsun... Onu yaptıramıyorsun. Bir şey oluyor. Ondan sonra onun üzerinden bir bütünü biz öldürelim, yok edelim. Ondan sonra sen kalkacaksın diyeceksin ki biz şöyle Müslümanız böyle, şöyleyiz. böyle, Allah böyle şöyle, böyle olmaz. olmaz. Tabii. Yani o bu bunlar, bunlar doğru, doğru davranışlar değil ve bunda da kimsenin bir yarışmacı yani böyle bir laf yetiştirme evet, işte bir, bir karşı. Ya burada bizim bir, bir mutabık olmamız lazım. Her canlının yaşama hakkı vardır. Saygı göstereceksin. Çözüm bu değildir. Asla olamaz. Şimdi Sayın Destici'nin pek isim vermeyi sevmem. Hani polemik konusu olmasın. O paylaştığı sosyal medyadaki paylaştığı hadiseye baktım ve onunla ilgili esasında yine Sayın Destici de tüm siyasileri için alacak şekilde hoş değil artık yeter bıktık bundan. Yani sürekli bir siyasi vasıta olarak kullanılması çok kötü bu. Şimdi ben şöyle iki tespit yaparak sükunetle ve söyletle konuyu açıklamak istiyorum. Bu ülkede dedim ki biraz önce güvenliği sağlamak kimin görevi kardeşim? Bunu bir belirleyelim. Bu ülkenin başı belli, sonu belli. Yetkilisi belli, görevlisi belli. Bu kadar şehit vermişiz. Suçluyu Mansur Yavaş'ta, Ekrem İmamoğlu'nda, Temel Bey'de, Ali Babacan'da, Gültekin Uysal'da, CHP'de İyi e Parti'de arıyorsan o zaman bu ülkenin vay haline. Eğer bunlar sorumluysa yani bu 5-10 kişiyle bu hale geliyorsak o zaman bu ülkenin vay haline.